Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi konulu videomuza hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Kafanızı karıştırmayacağını umduğum bir şeyle başlayacağım. Diğerlerine kıyasla kolay bir soru bu. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamını soruyorum. Ne anlama geldiğini bir düşünelim. Bir pastamız olduğunu ve bu pastayı 4 parçaya böldüğümüzü varsayalım. Bu 1 bölü 4, bu pastanın 4 diliminden biri. Başka bir renk seçeyim. İşte burası, 1 bölü 4. Bu 1 bölü 4'lük kısma bakıyoruz ve bu parçayı diğer 1 bölü 4'lük parçaya ekliyoruz. Bu pembe kısım, bu pastanın 1 bölü 4'lük kısmı. Eğer 1 bölü 4'lük kısımların ikisini de yiyecek olursam ya da önce bir çeyreği, sonra da diğer çeyreği yiyecek olursam, ne kadar yemiş olurum? Sadece resimden de yola çıkabiliriz. Şu anda pastanın, dört diliminin ikisini yemiş bulunuyorum. Yani, bir bölü dörtlük kısmı yiyip, sonra diğer bir bölü dörtlük kısmı yersem, iki bölü dörtlük pasta yemiş olurum. Eşdeğer kesirler videosundan da bildiğimiz gibi, bu yaptığım işlem, pastanın yarısını yemekle aynı şey. Bir pastanın dört parçasının ikisini yemişsem, yarısını yemişimdir. Matematiksel olarak incelersek, burada ne olduğuna bir bakalım. Payda ve paylara bakacak olursak, paydalar aynı kaldı çünkü bu sadece bu pastadaki parça sayısı. Yani payları toplayacağım. 4 parçadan birini yiyip sonra da diğer 1 bölü 4'lük parçayı yedim. Yani 2 bölü 4'lük parçayı yemiş oldum ve bu da 1 bölü 2 yapar. Gelin birkaç örnek daha yapalım. 2 bölü 5 ile 1 bölü 5'in toplamı kaçtır? Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Öncelikle paydaların eşit olup olmadığını kontrol ediyoruz. Paydalar farklı olduğunda ne yapmamız gerektiğini de birazdan öğreneceğiz. Paydalar aynıysa, sonucun paydası da aynıdır. Geriye sadece payları toplamak kalıyor. 1 bölü 5 ile 2 bölü 5'in toplamı, 2 ile 1'in toplamının 5'e bölünmesidir. Bu da 3 bölü 5 demektir. Çıkarma işlemi de bu yolla yapılır. 3 bölü 7'den 2 bölü 7'yi çıkarırsam, bu 1 bölü 7'ye eşit olur. Yaptığım tek şey 3'ten 2'yi çıkarmak oldu ve bu bana bir sonucunu verdi. Paydayı aynı tuttum. Eğer pastanın 7 parçasından 3'ü bana aitse ve bunların ikisini verecek olursam, ben de bir parça pasta kalır. Hatırlayın, payda kesrin altındaki sayı, paysa yukarıdaki sayıydı. Peki, farklı paydalar olduğunda ne olacak? Çok zor olmayacağını umuyorum. Diyelim ki, 1 bölü dörtlük pastam ve 1 bölü 2'lik pastam var. Pasta örneğine geri dönelim. Pastayı çizelim. İlk 1 bölü 4'lük kısım buraya. Boyayalım bu kısmı. Burası 1 bölü 4'lük kısım. Şimdi pastanın 1 bölü 2'lik kısmını da yiyeceğim. Yani pastanın 2'de 1'ini yiyeceğim. Burası pastanın yarısı. Bütün pastanın yarısını yiyeceğim. Yani bu neye eşit? Çeşitli şekillerde düşünebiliriz. Öncelikle 1 bölü 2'lik kısmı tekrar yazabiliriz. Pastanın yarısı aslında bu pastanın 2 bölü 4'lük kısmına da eşit değil mi? Burada 1 bölü 4'lük parça var ve bir diğer 1 bölü 4'lük parça da burada. Yani 1 bölü 2'lik kısım 2 bölü 4'lük kısımla aynı. Bunu eşdeğer kesirler videosundan biliyorsunuz. 1 bölü 4 ve 1 bölü 2. Bu 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi toplamakla aynı şey. Burada yaptığım tek şey 1 bölü 2'yi 2 bölü 4'e çevirmek oldu. Aslında bu kesrin pay ve paydasını 2 ile çarptım. Bunu herhangi bir kesre uygulayabilirsiniz. Pay ve paydayı aynı sayıyla çarptığınız sürece herhangi bir şeyle çarpabilirsiniz. Bu gayet mantıklı. Çünkü 1 bölü 2 ile 1'in çarpımı bize 1 bölü 2'yi verir. Bunu biliyorsunuz. Bunu yazmanın bir başka yoluysa 1 bölü 2 ile 2 bölü 2'yi çarpmaktır. 2 bölü 2 1 ile aynı şeydir. Ve bu, 2 bölü 4'e eşittir. 2'yi seçmemin nedeni aynı paydayı elde etmek istememdi. Umarım kafanızı fazla karıştırmıyorumdur. Tamam. Hadi şu soruyu bitirelim. 1 bölü 4 ve 2 bölü 4 var elimizde. Sadece payları toplayacağımızı biliyoruz. 3 etti. Paydalar zaten eşit. Cevabımız 3 bölü 4. Resme de bakarsak doğru olduğunu görebiliriz. Pastanın 3 bölü 4'ünü yedik. Hadi bir tane daha yapalım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplayalım. Yine paydaları eşitlemeye çalışıyoruz. Ama bu sefer çarpmıyoruz. 3'ten 2 elde etmek için çarpabileceğim bir sayı yok. Yani en azından tam sayılar arasında 3'ü çarparak 2 elde edebileceğim bir sayı yok. 2 ile çarpıp 3 bulabileceğim bir sayı da yok. O zaman ikisini birbiriyle çarpmalıyım ki eşit olsunlar. Ortak payda dediğimizde 2 ve 3'ün en küçük ortak katını bulmamız gerektiğini anlıyoruz. 2 ile 3'ün en küçük ortak katı nedir? 2 ile 3'ün katı olan en küçük sayıdır. Yani 6. Hadi iki kesri de paydası 6 olan bir şeye çevirelim. 1 bölü 2 kaç bölü 6'ya eşittir? Bunu eşdeğer kesirler videosundan biliyorsunuz. 6 parçalık bir pizzanın yarısını yersem, 3 parça yemiş olurum değil mi? 1, 2'nin yarısıdır. 3 de 6'nın yarısıdır. Aynı şekilde 6 parçalık bir pizzanın 1 bölü 3'ünü yersem, 2 bölü 6'lık kısmını yemiş olurum. Yani 1 bölü 2 ve 1 bölü 3'ün toplamı 3 bölü 6 ve 2 bölü 6'nın toplamıyla aynı şeydir. Farkındaysanız burada tuhaf bir şey yapmadım. Tek yaptığım, farklı paydalarla bu kesirleri tekrardan yazmak oldu. Pastadaki parçaların sayısını değiştirmiş oldum sadece. Şimdi bu noktadayken soru çok kolay oluyor. Sadece payları topluyoruz. 2 ve 3'ün toplamı 5. Paydaları aynı tutuyoruz. 3 bölü 6 ve 2 bölü 6'nın toplamı 5 bölü 6 oluyor. Çıkarmayı da aynı şekilde yapıyoruz. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarıyoruz. Bu 3 bölü 6'dan 2 bölü 6'yı çıkarmakla aynı şey. Bu da 1 bölü 6'ya eşit. Biraz daha soru çözelim. Anlamaya başladığınızı umuyorum. Bu videoyu tekrar tekrar izleyebileceğinizi unutmayın durdurup soruları kendiniz de yapmayı deneyebilirsiniz. Çünkü bazen hızlı konuştuğumu düşünüyorum. Şimdi zor bir soru sorayım. 1 bölü 10 eksi 1 kaç eder? Bu bir kesre bile benzemiyor. Ama kesir şeklinde yazabilirsiniz. 1 bölü 10 eksi 1'i şöyle yazalım ki paydası 10 olsun. 10 bölü 10 demekle aynı şey değil mi? 10 bölü 10, 1'dir. 1 bölü 10'dan 10 bölü 10'u çıkarırsak, sadece payları çıkarttığımızı unutmayalım. Paydayı da 10 tutuyoruz. Ve bu, eksi 9 bölü 10 oluyor. 1 bölü 10, eksi 10 bölü 10, eksi 9 bölü 10'a eşit. Hadi bir tane daha yapalım. Eksi 1 bölü 9, eksi 1 bölü 4. 4 ve 9'un en küçük ortak katı 36 olacak. Eksi 1 bölü 9'un paydasını nasıl 36 yaparız? 9'u 4 ile çarparak. Payı da aynı şekilde 4 ile çarpıyoruz. Eksi 1 burasıysa, burası da eksi 4. 4'ten 36'ya ulaşmak için bu kesri 9 ile çarpmalıyız. Paydayı 9 ile çarparız. O zaman payı da 9 ile çarpmamız gerekecek. 9 kere 1, 9. Ve bu, eksi 4, eksi 9 bölü 36 oluyor. O halde sonuç, eksi 13 bölü 36 çıkacak. Sanırım zamanım doldu. Artık toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaya hazır olduğunuzu düşünüyorum. İyi eğlenceler.